Referandum sonrası gözler kuşkusuz önce ekonomiye çevrildi. Sandıktan çıkan evet kararıyla acaba ekonomide neler değişecek? Konuğumuz Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan. Kısaca DEİK olarak biliyoruz. DEİK, evet. Evet. Şimdi tabii hemen etkilerini görmeye başladık. Gece mesela dolar, Amerikan doları bir 3.63 seviyelerine kadar aniden bir sertçe düşüş yaptı. Tam sert demiyorum ama sertçe, sonra 3.66 falan. Şimdi de 3.65 civarında ve o düşüş yavaş da olsa devam ediyor. Euro aynı şekilde. Borsa İstanbul 90 binin üzerine çıkmış vaziyette. Altın fiyatları, gram altın mesela bir 152 liraya çıkmıştı. Onda da yavaş yavaş düşüşler başladı. İlk etkiler var ama tabii bugün 17 Nisan çok da erken. Şimdi kısa ve orta vadede bunun sonuçlarını görmek lazım. Türkiye büyük atılımlar yapacak ekonomide diye. Nasıl? Anlatır mısınız biraz? Şimdi efendim şöyle bakalım. Açıkçası ilk önce şunu söylemek lazım. Bu sonucun ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ben. Önemli bir merhale, önemli bir değişiklik, tarihi bir değişiklikten bahsediyoruz. Çünkü bugün belki bunu gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bugünkü siyasetçilerdi. Ama geçmişe dönük baktığımızda birçok siyasetçinin, Cumhurbaşkanımızın veya Başbakanımızın geçmiş dönemlerde mevcut sistemin işleyişiyle ilgili sıkıntıları gördüklerinde Türkiye'nin yönetim sisteminin bir mekanizmasının değişmesi gerektiğini ve başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini dile getiriyorlardı. Hemen yeri gelmiş. Neden? Çünkü ağır işliyor. Evet. Yani hükümet bir karar alıyor, onun uygulanması bürokrasinin eline düştüğü anda artık orada eriyor gidiyor ve bir kararın, bir sonucun çıkması mümkün değil neredeyse. Aynen o şekilde. Koalisyonlar oluyor, tutunamıyor, anlaşamıyorlar. Belirli bir süre sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra, 15 ay sonra hükümetler bozuluyor. Tekrar yürümek durumunda, yeni baştan seçime gidilmek ve yeni hükümet kurulmak zorunda kalınıyor. Yani bir de tabii şöyle de bir durum var. 82 Anayasası'nın getirmiş olduğu Cumhurbaşkanlığına ciddi bir yetki demeti var. Ve biz 2007'de tekrar bir anayasa değişikliğine gittiğimiz noktada kendi cumhurbaşkanımızı halk olarak kendimiz seçebilecek pozisyona geldik. Bu bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Fakat aynı zamanda bir şey eksikti oranın. Biz hükümeti oluşturulacak parlamento üyelerini de aynı şekilde kendimiz seçiyor idik. Yani iki başlı bir erkten bahsediyoruz. Türkiye'nin icra makamı olarak en güçlü pozisyonu başbakanlık gibi gözükmekle beraber öteki taraftan yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanı. İkisi de halk tarafından seçiliyor ve bunların da işleyişiyle ilgili eğer bir uyum söz konusu değilse ciddi problemler olacağı bir durum vardı. Sonuç itibariyle bugünkü yönetim ve daha önceki yönetimlerden birçok kişi sistemin değişmesi yönünde bir irade ortaya koyuyorlardı. Fakat bu bugüne nasip oldu. Onun için ben bunu tarihi bir değişiklik olarak görüyorum. Evet. Tabii ki bu değişikliğe insanlarımızın bir anda komple bir tepki vermesi mümkün olmayabilir. Bunu sindirmek gerekebilir. Bir şekilde bunlar çok yakın, oylar, oy oranları çok yakın gibi gözükebilir. Ama sonuçta demokrasi diye inandığımız bir şey varsa ki Türkiye bunu sadece bu referandumda değil, geçmiş dönemdeki birçok seçimlerde de ciddi anlamda gösterdi. %80'in üzerinde katılım oranıyla, evet, yani halkımızın çoğunluğunun iradesinin sandığa yansıdığı bir ortamı oluşturdu. Ki keza en sonki referandumda da bu şekilde oluşarak seçmenlerimizin çoğu hükümet sisteminin değişmesi yönünde, yönetim sistemimizin değişmesi yönünde ve onun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olması yönünde iradesini ortaya koydu. Peki, şimdi bize bu ne getirecek? İşte burada daha önceden sıkıntısını çektiğimiz söylenen ve yaşadığımız birçok olayın bundan sonra olmayacağını ümit ediyoruz. Yani bir kere iki başlılık söz konusu olmayacak. Bütün idare tek makam üzerinden yürüyecek. Bu tabii hem karşılıklı itirafları ortadan kaldırabilecek hem de işlerlik kazandıracak. Sizin söylemiş olduğunuz bürokratik problemler ortadan kalkacak, hız ortadan kalkacak. Ve insanlar
kim varsa o günkü yönetimde hakikaten işlerini iyi yapmak durumunda olduklarını hissedecekler. Aksi takdirde bir sonraki seçimlerde daha orada ekranda gözükmeyecekler. O da tabii işlerin daha düzgün yapılabilmesi açısından bizim önümüzde bir yeni bir mecranın olduğunu gösteriyor. Biz tabii bunun etkilerini belki kısa vadede görebiliriz ama asıl hedefimizin uzun vadeli olması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü Türkiye ilk defa biliyorsunuz 2023 diye bir hedefler koydu. Ve onun ötesine geçti. 2053 dedi, 2071 dedi. Peki bunlara hangi sistemle gidecektiniz? İşte bu sistem o hedeflere doğru yürümenin bence altyapısının hazırlanacağı bir dönemi de bize getirecek. İşte o zaman biz biraz daha ekonomimizdeki sıkıntılarımızı izale edecek, önümüzdeki bürokratik sistemle ilgili problemlerimiz varsa onları ortadan kaldıracak. Hani hep böyle diyoruz ya mikro sistemler, problemler, şunlar bunlar, bu yapısal reformların yapılması gerek. İşte bunların yapılabileceği bir ortamı biz burada çalıştıracağız diye ümit ediyorum. Evet. Yani ileriye dönük olarak bir kere iş dünyasının en çok sıkıntı çekmiş olduğu konu neyin ne olacağını bilinmemesi konusu. Belki doların bugün 3.60, 3.70, 2.5 veya aşağı yukarı olması mutlak değer bakımından çok önemli değil. Ama önemli olan sizin onu stabil olarak nerelere gidip gelebileceğini düşünebiliyor, öngörebiliyor olmanız. Ona göre yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu bizim için de böyle. Dışarıdan gelecek olan yatırımcılar için de böyle. Ya bakın tabii biz bunu bir kere tam olarak oturttuktan sonra bir de çevremizle de ciddi anlamda oluşan sıkıntıları da ortadan kaldıracak bir alanı oluşturmamız lazım. Kaç senedir Suriye ile uğraşıyoruz, Irak'la uğraşıyoruz. Yukarıda Ukrayna vesaire mevzularıyla Darbeyle uğraşıyoruz. Yunanlı'yla uğraşıyoruz. Avrupa Birliği ile uğraşıyoruz. Almanya ile uğraşıyoruz. Aynen. Avusturya, Hollanda vesaire. Şimdi tabii şu son derece önemli Sayın Vardan. Uygarlığın tariflerinden biri olarak, yani pek çok tarifi var kuşkusuz ama o tariflerden biri olarak zamanı kullanma sanatı derler. Yani planlama, geleceğini görme, ona göre doğru adımları hızlı bir şekilde atma. Doğru. Zaman kaybetmeden. Ve fırsatları da değerlendirme. Ve fırsatları da kuşkusuz değerlendirme. Şimdi 2023 hedefleri diyoruz. Şunun şurasında 1,5 yıl kaldı. Zaten bir yeniden genel seçim ve Cumhurbaşkanı doğru. seçimi var. Ondan sonra 4 yıl. Yani o 2023 hedeflerine ulaşabilmek için çok hızlı kararlar alınabiliyor olması lazım. Bugünkü doğru. sistemde yani dünkü sistemde diyelim o bürokrasi çarklarının içerisine girdiği zaman kararlar öğütülüyordu. Geriye un ufak olmuş ve hiçbir işlerliği kalmamış bir durumla karşı karşıya kalıyordu yürütmeyi yapanlar. Bu durum olmayacak, onu anlıyoruz. Sistemin değiştirilmesinin gerekçelerinden biri de bu. Ama hemen şunu da öğrenmek isterim. Yani o 2023 hedeflerine ulaşabilmek için bir ekonomik büyümeyi de sürekli kılmak, artırarak sürekli kılma ihtiyacımız var. Bu son derece önemli. İşte bu noktada acaba sizin tahminleriniz nedir? Bu önümüzdeki 5-6 yıllık dönem içerisinde nereye doğru hızla gideceğiz? Şimdi efendim bu tabii direkt Türkiye'nin yapacaklarıyla alakalı olduğu gibi bir de dünya konjonktürünün size sunduğu imkanlar veya imkansızlıklarla da alakalı. Şimdi biliyorsunuz son yıllarda dünya ekonomisinde ciddi anlamda bir düşüş var. Hatta bir türlü büyüyemiyor, bir türlü geçemiyor. Özellikle 2008 yılında başlayan küresel kriz sonunda dünyanın gelişmiş ülkeleri bir türlü gelişme gösteremediler. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine bakacak olursak, yani bunlar kendi işlerinde ortak karar alamadıkları için bu büyümeyi gerçekleştiremediler. Biz de bir dünya ülkesi olma hedefindeysek eğer mutlaka dünyadaki olaylardan etkileniyoruz. Bakın en son işte geçen Aralık ayında yapılan seçimlerde baktığımızda, Kasım ayında seçimleri gördüğümüzde Amerika'nın başına yeni gelen başkanın dünya genelinde oluşturduğu ortamın etkileri. Yani bu bize de olumsuz olarak yansıdı, başka ülkelere de yansıdı. Evet. Sonuç itibariyle böyle bir ortamda bulunuyoruz. Çünkü Türkiye artık bir dünya ülkesi. Yani kendi içine kapalı, kendi nüfusuyla yiyip içen bir ülke değil.
almak satmak zorunda. Bugün evet. 2023'te dediğimiz gibi 500 milyar inşallah daha sonra daha büyük rakamlar ihracat yapabileceğiz. O zaman bizim öncelikle yapmamız gereken husus bir kere kendi içimizdeki eksikliklerimizi tespit edip hatalarımızı tespit edip bunları izale edebilecek metotları ortaya koyalım. İleriye dönük hedefleri tespit ederek o hedefler çerçevesinde düzgün evet. olarak yürümeye gayret edelim. Bunu yaptığımız ölçüde tahmin ediyorum biz ileri vadeli hedeflerimize yavaş yavaş ulaşma durumunda oluruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ömer Cihat Vardan, DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu Başkanı. Tekrar ağırlamaktan da şerefliyiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı yayınlar dilerim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrar. Ve ajansı da bugün burada noktalıyoruz. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olmak umuduyla. Esen kalın.